Bu zaman sükut zamanıdır. İnsan iki küçücük şeyin esiri olmuştur. Biri yürek, diğeri de dildir. Gerçi insanın sözlerinde bazı kerametler vardır. Fakat belalardan kurtuluş susmaktır. Dil insanın ölçeğidir. Dil bir aslan gibidir. Zincirden kurtulması zararlıdır. Susmak onurun elbisesi ve yaşamaya yetecek bir nimettir. Konuşmadıkça söz daha etkili olur. Konuştukça da sözün etkisi gider ve ona hükmedemezsin. Az konuşmak azardan korunmaktır. Kimin sessizliği uzun olursa onun kadri güzel olur. Kim her zaman insanların ayıplarını örterse onun da ayıpları örtülür ve kalplerin sevgilisi olur. Kim gıybet ve kovuculuk ederse o bütün insanların nefretini kazanır. Çok konuşmak ayıp ve utanç, dili tutmaksa şeref ve onurdur. Dilin sükutu emniyet ve kalbin sükutu da irfan sebebidir. Dilin tehlikesi çoktur. Zira o hedeften şaşmaz ve hata etmez bir oktur. Diş, taş, dil, çakmak ve söz ateştir ki söyleyen ahmaktır. Bu ateşten sözü dinleyen de ya pamuk dükkanı ya da barut deposudur. Şu halde pamuk ve baruta çakmak çakan divaneden başka bir şey değildir. Üç şey bütün felaketleri üzerine çeker. Biri şaka, diğeri mizah, öbürü de boş laftır. Gıybet edenin ve kovuculuk yapanın azabı şiddetli olur. İnsanlardan ve onların Rabbinden de uzak olur. Çok konuşmak dostlara zarar verir. Yanlışlık ve bıkkınlık doğurur. Fazla laf ayıpları meydana çıkarır ve kalplerin düşmanlığını harekete geçirir. Kim acı konuşursa ondan dostları nefret eder. Ahbab-ı gıybet korkunç bir rezalet ve her yönden ağır bir utançtır. İnsanların en akıllısı kısır çekişme semtine uğramayan ve ahmakların işkence olan konuşmalarına karşı suskunluk sınırını aşmayandır. Sormanın kadri bir nimetin kıymetinden daha fazladır. Hoş bir kelimenin faydası onu söyleyenedir. Eğer bir sözde abartma ve sunilik varsa kurtuluş onu söylememektir. Konuşursan doğru konuş, söz verirsen yerine getir. Yumuşak söz ve selamın yayılması en üstün sünnetlerdendir. Yine yumuşak söz ve çokça selam vermek halkın sevgisini kazandırır. Devamlı güzel sözlü olmak insanı isteklerine ulaştırır. Dilin doğruluğu insanın kurtuluş ve güvenliğidir. Sükutun çokluğu da vakarın sebebidir. Çok gülmek hafiflik ve utançtır. Çokça mizah da ithamları üzerine çeker. Yine çok gülmek kalbi öldürür. Çok şaka cahillik işaretidir. Lafız çokluğu ise mana eksikliğidir. Susmak aklın hoş zineti ve cehaletin örtüsüdür. Güzel sözlü ve güleç yüzlü ol. Asla yalan söyleme ve kendini rezil etme. Dili tatlı olan gönüllere taht kurar. Çok gülenin heybeti az olur. Mizahı çok olanın aklı hasta olur. Muhabbeti gereken sözü yumuşak olandır. Gülmesi çok olanın kalbi ölür. Yalanı çok olanın doğrusu azalır. Sözleri doğru olanın güzelliği artar. Lafı az olanın günahları da azalır. Gıybet eden, uğursuz ve kovuculuk yapan da yerilmiştir. Kendisiyle ilgisi olmayan şeylerle uğraşan, ilgili olan şeylerden uzaklaşır. Çok şaka yapanın değeri ve itibarı azalır. Halktan şikayet eden, haktan şikayet etmiş olup şükürsüz olur. Gizlileri, ayıpları araştıran, kalplerin sevgisini kazanamaz. Kendini öven, kendini bıçakla kesmiş gibi olur. Nefsini yeren selamet bulur. Susup da güvenlik ve kurtuluş bulan
konuşarak çok şey kazanandan farksızdır. Sözlerin doğruluğu, hal ve hareket inceliği, davranış güzelliği ve bahtiyarlık işaretidir. Kişi diliyle insandır. Oysaki dili kendisine düşmandır. Sonucu kötü olan şeyleri söylemek pişmanlık doğurur. Akıllı olanın cahile iyi davranıp yüzüne karşı yumuşaklık ve dostluk göstermesi, doktorun hastasına yaptığı gibi ve onun aklına uygun olanı söylemesi gerekir. Dedikoduyu bırakan gönül hoşluğunun ne demek olduğunu anlar. Susmak zinet ve vakardır. Yalan ise ayıp ve kara bir lekedir. Susmanın faydaları uçsuz bucaksızdır. En basit menfaati sermayeyi kurtarmaktır. Canın mahvolması dilin ucuna bağlıdır. Sırrını sen sakla, sır emanet edilmez. Sırrını emanet eden selamet bulamaz. Sırrını saklarsan başın esenlikli olur. Sırrını açığa vurmanın sonu pişmanlıktır. Dostundan hiçbir şeyi esirgeme, fakat ona her sırrını söyleme. Açma razı ki zar olmayasın, mihnet ve derde yar olmayasın. Sakla sırrı ki ser selamet ola, sırrı izhar eden melamet ola. Fikrini fikir eden fikar oldu, aşikare eden şikar oldu. Nice sır var ki ger zebane gele, nice canlar revan dihane gele. Dil kafes, raz mürgi vahşidir. Mürgi vahşi kafeste bahşidir. Rahi devlette kim ki gence erer, saklamazsa hezar rence erer. Hak olan halka aşikar olmaz, sayt edem der iken şikar olmaz. Sırrını kimseye açma ki ağlamayasın. Bela ve derde dost olmayasın. Sırrını sakla ki başın selamet bulsun. Sırrı ortaya koyana sitemlenmemeli. Fikrini anlatan yaralandı. Aşikare eden de avlanmış oldu. Nice sırlar var ki eğer dilin ucuna gelse nice canlar da ağza gelir. Gönül kafes sır bir vahşi kuştur. O vahşi kuşun kafeste rahatı yerindedir. Kim devlet yolunda bir hazineye erer de saklamazsa o bin zahmete düşer. Hak olan halka açıklanmaz, avlayım derken avlanmak olmaz. Allah dostları şöyle demişlerdir: susmak ilimlerin en üstünü ve Allah-u Teala'nın hikmetidir. Dil konuşunca gönül susar. Dil susunca gönül hikmet saçar. Söz gümüşse sükut altındır. Çok konuşan pişman ve hep susan da salim olur. Dilin susması sözleri terk etmesidir. Kalbin susması ise hayret makamını kazandırır. Hayret de kazanç sebebi ve ani keşiflere ulaşmaktır. Arif'in sessizliği kazandırıcı, aşığın sessizliği ise helak edici olur. Susmak müminlerin en üstün tabiatlarındandır ve birçok afiyetle yüklüdür. Yine sessizlik, konuşmaksızın itibar kazanmaktır. Susarak gönül gözü açılır, akıl kazanç ve rahat bulur. Hemen mutlaka dilini zapt edip bağla. Çünkü onun isyanı diğer organların isyanından çok daha şiddetli ve azgındır. Yine hemen dilini bağla. Çünkü onun fesat ve düşmanlığı bütün uzuvlarınkinden daha geniş ve daha zararlıdır. Şu halde dili muhafaza etmek hepsinden mühim ve öncedir. Zira dilin korunması esnasında aza da korunur. Nitekim şöyle denilmiştir: Ademoğlu sabaha kavuşunca bütün uzuvlar dile, Allah için doğru ol. Zira sen doğru olursan biz de doğru, sen eğri olursan biz de eğri oluruz derler. Öyleyse dilin konuştuklarının insanın diğer azalarının iyi veya kötü yola gitmesinden derin etkisi vardır. Dilin korunmasında iş ve vakitlerin muhafazası vardır ki
insanın lügat paralamaktan ibaret olan konuşmaları, önemli olan zamanın boşa harcamasına sebep olur. Dili korumakta amellerin korunması da vardır. Zira çok konuşan gafil elbette gıybet eder. Böylece onun güzel amelleri düşmanlarına kazanç olur. Nitekim ariflerden biri şöyle dedi: "Eğer gıybet etsem kendi validemin gıybetine derim ki sevaplarım ona gitsin." Yine dilin korunmasında ilahi hallerin korunması vardır. Zira dil irfan hazinelerinin anahtarıdır. Şu halde çok laf ederek gönülden irfan hazineleri boşalır ve değerini bilmeyenlerin elinde zayi olur. Yine dilin korunmasında dünya felaketlerinden emniyet ve selamet vardır. Nitekim insanları kıracak sözü ağzına alma denilmiştir. Zira çene düşüklüğü şan ve şerefin fesadıdır. Dil pusudaki aslan, susmaksa o aslandan emin olmaktır. Dilin korunmasında ahiret felaketlerinden de kurtuluş vardır. Nitekim hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: "İnsanları yüzleri üstü ateşe atan faydasız sözlerdir." Şu halde dili korumak iki cihanın kurtuluşu, irfan ehlinin sermayesi, ruh ve gönülün de sağlam kalesidir. Nitekim Lokman Hekim Hazreti Davud Aleyhisselam'ın huzuruna geldiğinde onun elinde demir ve çeliğin bal mumu gibi olduğunu ve bunlardan birbirini geçmiş halkalar şeklinde acayip bir şey yaptığını görür. Bu işe şaşa kalan Lokman Hekim o acayip şeyin ne işe yarayacağını sormak isterse de gönlünün hikmet ve inciliği onu sormaktan alıkor. Ne zaman ki o Allah'ın halifesi, o anlaşılmaz işini, mucizesini tamamlar, yaptığı şeyi üzerine giydikten sonra Lokman Hekim'e dönerek, "Bu zırh savaşta insan için sağlam bir kaledir," der. Lokman Hekim, "Peki siz benim bu suskunluğuma ne dersiniz ki? Hiçbir şey sormadım," deyince Davud Aleyhisselam, "Sessizlik faili az olan bir hikmettir. Gönül ve ruhu konuşurken koruyan apayrı sağlam bir kaledir," cevabını verir.